Of. Fehmi. Ha. Uyudun mu? Uyudum. İyi. Ben uyumadım. Uyu. Uykum kaçtı. Koyunları say mukaddes. Fehmi, benim sürü bitti. Büyük başlara geç. Hadi kalk. Omzuma vurma. Kalk Fehmi ya. Beni negatif bastı. Ben uyuyamıyorum. Meditasyon yap hayatım. Ay ne gamsızsın Fehmi ya. Sen benden betersin vallahi. Üf, sen anca uyu. Sessiz git. Sakin efendim, ben onu etkisiz hale getirdim. Sus Mustafa, sus. Hepsi senin yüzünden. Ama efendim ben... Ne ama efendim? Nasıl girdi bu adam eve? Sen ne biçimize kuruyorsun Mustafa? Ben garajdayken... Sus! Kovacağım seni, kovuyorum. Kovacağım. Neler oluyor gene bu evde? Neler oluyor canım? Mukaddes ne bari? Ah, bu kim? Kim ayol bu? Ayol kim olacak? Fahrettin eniştemiz. Görmüyor musun? Yatıya gelmiş adam. Yatmış kalmış burada. Ay mukadder. Hırsız işe eve girmiş ayol. Siz durmadan koyun sayın. Adam evi soymuş. Peki ama nasıl evimize girebilir bu? Mustafa, elemanı sen mi bertaraf ettin oğlum? Evet Fehmi Bey. Mukaddes Hanım çığlık atınca koştum geldim. Sopayı kaptığım gibi koydum kafasına yatırdım efendim. Ah keşke yatak odasında yatıraydın yavrum. Anlamadım efendim. Ben de anlamadım. Yani mukadder demek istiyor ki hukuken eğer hırsız yatak odasını etkisiz hale getirirseniz nefsin müdafaa oluyor. Aksi takdirde suçlu sayılıyorsunuz. Anne, kanun öyle mi değişti? Evet, yeri değiştirmişler. Hiç önemi yok efendim. Ben vazifemi yerime getirdim. Şayet sizleri korumak suçsa ben cezama paşa paşa razıyım efendim. Ne cezası, ne suçu? Allah'ın cezası. Burada suçu yatıyor ya, görmüyor musun? Görmüyor musun? Görmüyor musun? Yapma mukaddes, vurma. Ziyanı yok Fehmi Bey. Bırakın Mukaddes Hanım doya doya çıkarsın incini. Zaten suçlu olan benim efendim. Cezamı da aslanlar gibi çekeceğim. Öyle bir şey olmayacak Mustafa. Ne yapacağız Fehmi Bey? Evet efendim, Şekercizade evi. Bekliyoruz memur bey. Teşekkür ederim. Allah'ım, şu halimize bakın Allah aşkına. Peki ne yapacağız biz şimdi Fehmi? Bir güzel benzetelim. Bence de efendim, bence de efendim. Hadi. Efendim buraya kadar getirmişken ben bunun kafasını gözünü kırayım. Mustafa, şiddet yok. Anladın mı? Anladın mı? Ya da gidip yatın. Anneciğim, polisi bekliyoruz. Tamam. Sultanım, siz yatın isterseniz. Polis birazdan gelir, siz çok gerildiniz. Evet, evet hakikaten öyleyim. Tansiyonum da çıktı zaten. Anneciğim, yat gerçekten çünkü yapacağım bir şey yok. Ay, of. Sen büyüksün. Ne yapacaksınız canım? Uyanıyor, Mustafa uyanıyor! Kıvılıyor, gebersin! Dur be! Ne yapıyorsunuz ya? Öldürecek misiniz adamı? Gebersin! Mustafa, aç şunun yüzünü. Dikkat, yavaşça aç. Canını yakma. Evladım, utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Sus Mustafa. Yahu aslan gibi adamsın. Çalışıp ekmeğini kazansana. Niye başkasının rızkına göz dikiyorsun? Ayıp değil mi? Sus Mustafa. Bak genceciksin. Hapislerde çürüyeceksin. Utanmıyor musun yavrum? Ay mukadder, bu utanır mı? Hırsız ya bu. Hırsız da utanma olur mu? Mukaddes Hanım. Efendim sonsuz haklısınız. Size inanılmaz katılıyorum efendim. Yalışma Mustafa. Hatırlat, kovacağım. Peki efendim. Utanıyorum.
Hem de çok utanıyorum. Ay utanıyormuş, şuna bak, şuna bak. Utanıyormuş bir de. Özellikle sizden çok utanıyorum beyefendi. Hiç kimse beni karşısına alıp böyle nasihat etmedi. Hep ötekileştirdiler, başkalaştırdılar. Tövbes tövbes dediler. Senden hiçbir şey olmaz dediler. Helal olsun be, az bile demişler. Şuna bak şuna. Gerizekalı, sanki burada Brezilya filmi çeviriyoruz. Ben istemez miydim şerefimle namusumla çalışmayı? Ama bırakmadılar, aralarına almadılar beni. Benim bu hale gelmemde çocukluğumdan beri hor gören sistemin payı çok büyük. Hiç kimse bana sizin gibi, yani bir baba gibi bakmadı. Ben sizin evinizi soymaya kalktığım halde siz bana hayat dersi verecek kadar yüce gönüllü bir insansınız. Benim hiç babam olmadı ki. Ay yazık Fehmi. Sahiden dramatik. Babasızlık zor zanaattır. Baba, şu hallere, şu rollere, şu drama bak. Sat teker herif. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Gözünü seveyim efendim. Şu herifin şu yalanlarına inanmayın. Bunların hepsi timsak gözyaşı Fehmi Bey. Bana bak. Kimi kandırıyorsun sen ha? Burada film mi çekiyorsun? Sen film mi çekiyorsun burada? Pes sana mukaddes. Sana da pes Mustafa. Ya sizin içinizde şu kadarcık vicdan yok mu ya? Bu hırsıza vicdan mı olur mukadder? Mukaddes. Bu adam son derece doğru bir sosyoekonomik noktaya parmak bastı. Gerçekten bu sistem sorunu önemli. Ha tabii Fehmi. Sistem sistem. Çok iyi sistem. Ayol ne safsınız siz ya. Adam iki gözyaşı döktü, siz de inandınız. Puh 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 iki kere. Baba! Beni bırakıp da nerelere gittin baba? Daha 5 yaşında seni toprağa koyan bu eller, bak şimdi başkalarının malına uzanıyor baba. Yoksa ben hırsızlık yapar mıydım hiç? Babam yok, yetimim ben. Ay 5 yaşında ölmüş de çocuğun babası Fehmi. Tamam çocuğum, tamam. Ağlama, ağlama. Fehmi dokunma şuna, elin kirlenecek ayol. Nerede kaldı bu polis? Mustafa! Derhal şu hanımefendinin çayını getir. Ama Fehmi Bey, derhal. Ama Fehmi Bey, bu sefer Mukaddes Hanım çok haklı efendim. Mustafa! Emredersiniz efendim. Şuna bak şuna, biz salak biz de sana inanacağız ha? Oğlum benim hayatım entrika dizileri izlemekle geçti. Brezilya dizileri izlemekle geçti. Bu entrikaların kralı ben de be. Baba! Tamam. Peki, beni polise verin. Hapislerde çürüyeyim ben. Ama yeter ki ailemin haberi olmasın. Çünkü onlar beni sizin fabrikada helvacı başı olarak çalışıyor zannediyorlar. Ne? Evet, duyarlarsa yıkılırlar. Bak, üçkağıtçıya bak. Helvacıymış da başıymış da, helvacının başıymış da. Ben sana göstereceğim helvacının, helvanın başını. Sersem! Seslenmiş, yetinmiş, piş, 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 piş. Ben inanmam böyle şeylere. Yetim sen yetim, bana ne be, bana ne be. Acıma yetime gelir koyar, anladın sen onu. Baba! Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim. Ne kadar iyi insanlarsınız. Kurban olayım. Çok sağ olun. Teşekkürler. Afiyet olsun oğlum. Bol bol ye. Karnını iyice doyur. Ye canım. Bak canın ne istiyorsa ye. Çok var bizde. Çok teşekkür ederim. Ben hayatımda bu kadar zengin ev... Yani böyle zengin gönüllü insanlar görmedim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Umarım bundan sonra karşına hep zengin gönüllü, doğru, iyi, dürüst insanlar çıkar evladım. Fehmi Bey. Efendim? Size baba diyebilir miyim? Hayır. Ama ben size baba demeyi çok istiyorum. Ya madem ki istiyorsun, de bakalım. Babam. Hırsız oğlum. Babam. Bir daha harama el uzatırsam elim kırılsın babam. Aferin oğlum, aferin. Ya sen yarın benim şirkete gel. Seni işe alayım. Helvacı başı olarak mı? Hayır. Abartma o kadar.
Ama helvacı başı olmak benim hayalimdi babam. Her şey sırasıyla oldu. Allah razı olsun sizden. Bir yetimin hayalini gerçekleştirdiniz. Bir yetimin hayalini kim gerçekleştirirse o cennete gider. Siz cennetlisiniz. Daha neler artık. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Kalkayım. Otur bakayım. Otur. Mustafa. Para. Para. Hepsini, hepsini. Al bakayım oğlum. Yok babam, bunu kabul edemem. Al dedim sana. Artık patronun sayılırım. Bu avans. O zaman alayım babam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben artık gideyim. Babam. Anam. O kadar da değil. Ablan yaşındayım ayol. Kusura bakmayın, ben öyle yol yordan bilmediğim için. Hep sizin gibi insanlarla karşılaşmıyorum ki. Anam. Ablan, ablan. Pardon, gene anam dedim. Ablam. Yavrum. Babam. Görüşürüz babam. Hadi oğlum. Hadi. Kurban olurum. Yarın bekliyorum. Sağ olun. Fehmi Bey, ne yaptınız efendim? Çok yanlış yaptınız. Mustafa. Cebinden 3 kuruş para çıktı diye yaptığın bu vicdansızlıktır. Yarın sabah gel, 2 katını vereceğim sana. Yazıklar olsun sana Mustafa, yazıklar olsun. Teessüf ederim. Hadi Cankocuğum, hırsız abi gitti, yatalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.